Merhaba değerli izleyiciler. İman hiç şüphe yok ki Allah'ın biz mümin kullarına bahşettiği en büyük değer, en büyük nimettir. Nurdur. Hidayet Allah'ın bize bahşettiği en büyük ışıktır, en büyük nimettir ve güzelliktir. Fakat imana ve hidayete ulaşmak, İmanla ve hidayet üzere yaşanacağı anlamına gelmeyebilir. Allah göstermesin insan zaman içinde kayabilir, düşebilir, sürçebilir, sorun yaşayabilir. Hidayete aykırı yollara Allah muhafaza buyursun sapabilir. Bunu neden gündeme getirdim? Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın sıklıkla yaptığını öğrendiğimiz bir dua var. O duayı kendi adıma ben de şahsen çok sık yapayım diye düşündüm. Bu vesileyle sizlere de paylaşmaya karar verdim. Bilenler en azından teyit etmiş olsunlar büyüklerini diye. Bir sahabe diyor ki, ben Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam eşi Ümmü Seleme annemize sordum. Ey müminlerin annesi olan Ümmü Seleme, senin yanındayken Resulullah'ın yaptığı, en çok yaptığı dua nedir? Soru bu. Ümmü Seleme validemiz diyor ki, benim gördüğüm Resulullah'ın en sık yaptığı dua şudur. Ya mukallebel kulub, ey kalpleri evirip çeviren, febbit kalbi ala dinik, benim kalbimi senin dinin üzerine sabit kıl. Hatta devamında diyor ki Ümmü Seleme annemiz, ben bunu Resulullah'a da sordum. Ey Allah'ın peygamberi, niçin bu duayı çok yapıyorsun? Buyurdu ki, Peygamber Zişan aleyhissalatü vesselam hiçbir Adem'i, hiçbir insan, hiçbir kadın erkek yoktur ki onun kalbi Rahman'ın iradesi altında, onun tasarrufu altında olmaz. O dilerse sabit kılar, ayakta tutar insanı hidayet üzere, dilerse de Allah korusun saptırır. Ne demek bu? Bu müminlerin devamlı surette Allah'tan hidayette sabit olmalarını talep etmelerine dair bir teşvik içeriyor. Cenab-ı Hak insan iradesini iyiye kullanmaya devam ederken, dua ederken böyle bir kimsenin hidayetini gölgelemez, böyle bir kimseyi saptırmaz. Cenab-ı Hak rahmet sahibidir, adalet sahibidir. Fakat insan hata ederse, hatasının farkına varmazsa, tövbe etmezse, Allah'tan, Rahman olan Allah'tan daima hidayet, istikamet dilemezse, sürçebilir, ayağa kayabilir. Bugün hidayet üzereyken, yarın Allah göstermesin, dalalette bir şekilde kayabilir. Dolayısıyla bu hadis bize böyle bir tembihte bulunuyor. Ben hidayet üzereyim, Allah'a şükür. Ben imanı kamil üzereyim diyerek duadan geri kalmayın. Allah'tan hidayette daim olmanızı, sizi daim kılmasını niyaz edin diye bir uyarı, bir tembih içeriyor. Çünkü insan nefis sahibi, şeytanın musallatlığı altında, etrafımızda insi şeytanlar var. Zihnimize şüpheler düşürebilecek gelişmeler olabilir. Türlü sebeplerle zaaflar sergileyebiliriz. Bütün bunlara karşı bizim daima Rabbimize iltica etmemiz lazım. Hidayette sabit kadem olmamızı ondan istememiz lazım. Kalplerimiz Allah'ın elinde. Dolayısıyla biz kalbimizi yaratan, kalbimiz elinde olan Allah, ya Rabbi bizi hidayette sabit eyle. Sen mukallibel kulubsun ya da mukallibul kulubsun. Bizim kalbimizi senin dinin üzere sabit kıl diye sızlanarak, samimiyet içinde, hal olarak ve lafız olarak dua etmemiz lazım. Bu hadisin bize verdiği en büyük mesaj bu. Şunu biliyoruz ki ilim sahibi olduğu halde zaman içinde ayağa kayanlar var. İtikadı problemlere düşenler var. Kader iman konusu değildir diyenler var. İsminin önünde
bir takım ilmi ünvanlar olduğu halde kabir azabını inkar edenler var. Türlü biçimde sağa seyredenler var canım, isimlerini veya dediklerini burada zikretmek gerekmez. Buradan şunu çıkartıyoruz. Devamlı Cenab-ı Hakk'a bizim dua etmemiz lazım ki bizi hidayette sabit kılsın. Peki sadece lafzını dua etmemiz lazım. Hayır ya, kendimizi sorgulamamız lazım. Daima Kur'an ve sünnetin mihengine vurmamız lazım. Ümmetin, İslam ümmetinin çoğunun anlayışıyla kendimizi ilişkilendirmemiz lazım. Çünkü Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, ümmetim dalalet üzere birleşmez, içtima etmez. Dolayısıyla kendi anlayışımızı, yaşayışımızı, telakkilerimizi Kur'an'ın ölçülerine vurmamız lazım. Resulullah'ın hadisleriyle ortaya koyduğu anlayışla irtibatlandırmamız lazım. İslam ümmetinin genel anlayışıyla ilişkilendirmemiz lazım. Sorgulamamız lazım. Eğer burada sıkıntımız varsa derhal kendimize çift düzen verip Allah'tan mağfiret dileyip onun rahmetine iltica etmemiz lazım. Şimdi şu ayeti kerimeyi diyor, okudu daha sonra bu hadisin devamında bir ravi, bir sahabi daha doğrusu okuyor. Rabbena tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena. Ey Rabbimiz, bize hidayet ettikten sonra, hidayet nuru verdikten sonra bizim kalplerimizi eğritme. Niye bu dua var? Hidayete nail olmak garanti içeriyor. Dikkat içeriyor, dua gerektiriyor, hassasiyet gerektiriyor. Bu hassasiyet sergilenmezse, dua edilmezse, insan temkinli davranmazsa Allah göstermesin, hidayet nurundan mahrum kalabilir, hidayet ışıkları sönebilir, insan dalalete sapabilir, nefsine uyabilir, şeytana tabi olabilir, Cenab-ı Hak muhafaza buyur. O yüzden bu hadis-i şerifin esprisini ya da mesajını çok iyi sindirmek lazım. Devamlı surette ona, Rabbimize iltica etmemiz lazım. Bu hadidir, evet. Hidayetin kaynağı odur, evet. Kalp imanın mahallidir. Kalbimizi yaratan odur. Kalbimize imanı ilka eden de odur. İman nurunu kalbimize yerleştiren de odur. Ne yapmamız lazım? Aman bu nur kaçmasın, bu nur sönmesin. İhmalinle, dalaletinle, şüphenle, yanlış anlayışlarına, masiyetinle bu iman nurunu perdelemeyin diye bizim hassasiyet göstermemiz lazım. Temkinli olmamız lazım, dikkatli olmamız lazım. Nasıl ki çok kıymetli bir şeyi özene bezene saklarız, itina gösteririz, aman zayi olmasın diye. İman öyle bir cevherdir ki salih amelle beraber kişiyi ebedi saadete ulaştırır. Dünyasını cennet yapar. İman budur. Böyle bir imana, böyle bir cevhere sahip olan bir insan bunu muhafaza etmeye çalışması gerekmez mi? İşte bunun muhafazası için bir, dua etmek lazım. İki, insan kendisini sorgulaması lazım. Üç, bir şahsın manevi içerisinde bunlara devamlı hakkaniyet üzere olduğu bir şahsın manevi içerisinde kendisini ayarlaması lazım, dengelemesi lazım ki ayağa kaymasın, kalbinde imana dair şüpheler oluşmasın. Biz de Resulullah'ın bu duasını tekrarlayarak bitirelim. Ey kalpleri evirip çeviren, ey bütün insanların kalbi elinde olan Rabbimiz, sen bizim kalbimizi hidayet üzere, dinin üzere sabit kıl. Ayağımızı kaydırma, hidayetten bizi mahrum kılma. Hidayete yedikten sonra dalalete düşenlerden eyleme. Thank you.